Yıllar var muhalif Türkiye sevinmeyi unutmuştu. Muhalefetin yerel seçim zaferinden sonra sosyal medyada nasıl seviniyorduk diye başlık açıldı. Sandıktan hep hüsran çıkmasına alışanlar sonuca inanamadı. Kazansak da vermezler yılgınlığı bir süre devam etti. İşte o aşamada hep umutla beklediğimiz o direnç geldi. CHP'li yöneticiler, vekiller o çuvalların üzerinde yatıp sabahlamaya başladı ve bu kez çalamayacaklar inancı canlandı. Bu inanç seçimi yeniden kazandırdı. Yine de sokaklara dökülmedi insanlar. Provokasyonu davet edecek, iktidara koz verecek bir kutlama yapmamaya herkes özen gösterdi. Nasıl kutluyorduk diye soranlar evlerinde dans ederek, sokaklarında halay çekerek, bir araya gelip marşlar söyleyerek tadını çıkardı zaferin. Şimdi sırada itirazların sonuçlanması, mazbataların sunulması, şehirlerin teslim alınması var. Ama asıl iş ondan sonra başlıyor. Belediyeleri devralan başkanlar birer başarı hikayesi yazmak zorunda. Ve bunu teslim aldıkları borç batağına rağmen yapmak zorundalar. Kimseyi işten çıkarmama sözü vermelerine rağmen tabanlarında iş bekleyenleri tatmin etmek zorundalar. Partilerinin vaat ettiği ücretleri ödemek zorundalar. Bir iktidar provası sergilemek zorundalar ve bütün bunları ayaklarına çengel takmak için her şeyi yapmaya hazır bir iktidara rağmen yapmak zorundalar. Hiç kolay olmayacak bu. AKP bak yapamıyorlar dedirtmek için elinden geleni ardına komayacak. Yıllardır iktidara susuyan dışlanmış kitleler baskı yapacak. Hayal kırıklıkları yaşanacak. Buna rağmen başkanlar hizmet götürmeyi, proje üretmeyi, istihdam yaratmayı başarırsa, adil ve namuslu çalışırlarsa çalmadan da üretmek mümkünmüş dedirtebilirler. Böylece yerel yönetimlerini üstlendikleri %55'lik kitle bunlar daha iyi sonucuna varır. Bu sonuçta Türkiye'yi bir erken seçime ve iktidar değişikliğine taşır. Sadece muhtar seçmedik. Yeni iktidarın tohumlarını da serptik bu seçimde. O tohumlardan bir yarın umudu yeşertmek şimdi yeni seçilen başkanların elinde.